arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Liseye geçiyorum şu an. Lise tabii ilginç burada. Liseye geçmeden önce şundan bahsedeyim. Daha önce de bahsettim birkaç videomda. Arkadaşlar burada hani Türkiye'de vardır ya bir kavram, hayata kısa yoldan girme şeklinde, hani böyle bir meslek lisesine ya da böyle işte farklı okullara gidip meslek edinip işte üniversiteye gitmeden hayata atılma. Burada da var o durum ama tabii buradaki biraz daha real, biraz daha gerçekçi bir durum. Çünkü burada öyle bir sistem var ki arkadaşlar, sizin sanki böyle çok çok zengin olmanızı, çok çok para kazanmanızı istemeyen bir sistem. Ya da daha mantıklı bir açıklama getirecek olursak, bu da şu demek, gerçekten uygulanan bir sistem. Siz ne kadar çok kazanırsanız devlete o kadar çok vergi veriyorsunuz. Emin olun, yani onların dilimleri var böyle. Atıyorum işte askeri ücret alan işte %23 civarında vergi öderken, ne bileyim hani asgari ücret de burada 24 bin kron civarında. Ama sizin geliriniz aylık işte 60 bin, 70 bin, 80 bin krona çıktığı zaman bu vergi dilimi şeye doğru gidiyor. %50'ye, %50'nin de üzerine doğru çıkabiliyor. Dolayısıyla burada bir gelir dağılımında çok çok ciddi bir adaletsizlik yok. Ha siz birazcık daha böyle standart yaşayayım derseniz, birazcık daha böyle gelirim yüksek olsun derseniz, işte mühendis olursunuz, doktor olursunuz, avukat olursunuz gibi, yani üniversiteye gidersiniz işte demek istiyorum. İnsanlar da şöyle değerlendiriyor bunu. Ya ben diyor hani bir elektrikçi olsam diyor ortalama diyor 40 bin lira gelirim olur benim ayda diyor. Doktor olsam diyor işte 60-70 bin lira alırım diyor. Ama bunlardan vergileri düştüğünüz zaman arkadaşlar, atıyorum belki de bu en fazla işte 20 bin lira bir fark ediyor arada. Belki de daha az. Dolayısıyla vatandaş diyor ki ya ben bunun için mi diyor işte üniversiteye gideyim, işte yıllarımı öyle üniversitelerde, okullarda harcayayım ya da matematik, fizik, kimya gibi sıkıntılarımı çekeyim diye düşünüp meslek liselerine burada hücum ediyorlar. Şimdi meslek liselerinde şöyle gidiliyor. Meslek liselerine derken tüm liselere. Liseye gitmeden arkadaşlar 10. sınıftaki notlarınız özellikle çok önemli. Orada çocuklar iyi çalışıyorlar. Ve ondan sonra da gerçi çoğu önceden karar veriyor yani nereye gideceğini. Meslek lisesine mi yoksa normal liseye mi? Normal liseye gitmeniz için sanırım karakter ortalamanızın işte 4,5 civarında işte olması gerekiyor. Bu değişebiliyor yani. Okuldan okula ya da işte belediyeden belediyede birazcık değişebiliyor. Bu notu aldıktan sonra siz bu karakter notunu, karakter notu da biliyorsunuz işte 0 ile 6 arasında burada. Bulunduğunuz işte komünel belediyedeki liseye devam ediyorsunuz. Bunun ismi ne? Studie Specialisering. Evet, söyleyebildim. Normal lise diyeceğim bundan sonra. Buna girmeyeceğim bir daha. Biraz zorlanıyorum söylemekte çünkü. Arkadaşlar, hayır ben okumak istiyorum. Ben birazcık daha böyle kariyer yapmak istiyorum. Ben birazcık daha böyle gözüm azıcık daha yukarılarda diyorsa bir öğrenci, bu normal liseyi ya da bizim işte Türkiye'deki Anadolu Lisesi'ni tercih ediyor. Ha ben, hayır canım o kadar şeye ne gerek var işte matematiği, fiziği, kimyası aman kim uğraşacak diyenler de, ki bu çok çok yüksek bir oran burada. Meslek liselerini, Yirke Fakskule diyorlar, meslek liselerini tercih ediyorlar. Ya bir de şey var arkadaşlar, bu biraz bizim çok alışık olduğumuz bir kültür değil yani, biz hoş da bir şey değil belki ama hani her şeyin azı da çoğu da sorun oluyor ya. Bizde de hani çocuklar evlenene kadar, iş güç sahibi olana kadar biz onlardan sorumluyuzdur. Hani bizde öyle bir kültür var. Hatta evlendikten sonra da yani peşlerini çok bırakmayız yani, böyle genelde karışabiliyoruz böyle onların işlerine falan, hani neyse o mevzuya girmek istemiyorum. Ama burada arkadaşlar özellikle 16 yaşından sonra falan artık ya bu bir kültür değil. Ben bunu yani sosyal bilgiler ya da vatandaşlık dersinde de bunu bizzat okudum ettim. Yani bu kural yani aslında burada. 16 yaşından sonra çocuk artık bütün kararlarını kendi kendine verebiliyor. Sen sadece ona belki böyle bir tavsiyede bulunabilirsin ama kesinlikle zorlayamazsın. Kesinlikle. İlla ki şu bölümü tercih edeceksin. Hayır. Çocuk tamamen kendisi seçiyor. Ve aile buna büyük ölçüde müdahil olmuyor. Ya biz bunu tabii yapamayız yani, yapamıyoruz. Bizim kültürümüzde ters bir şey bu. Ha ben zorlamam tabii ki çocuğum ama illaki de derim yani şuraya gitsen daha iyi olur falan filan. Onun dışında o yüzden çocuklar doğru ya da yanlış, aslında hiçbir hayat tecrübesi olmadan etmeden böyle
kafasına göre bölümleri seçiyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Burası böyle açıkçası. Tartışılabilir bir konu bu. Meslek liseleri de işte kendi aralarında bildiğim kadarıyla en yüksek puan olan bölümlerden bir tanesi elektrik bölümü. Elektro diyorlar burada. Elektro çok önemli bir bölüm çünkü elektro ve su. Su tesisatçılığı. Çok önemli burada. Mesela neden önemli? Arkadaşlar evinizde mesela su tesisatıyla ilgili veya elektrikle ilgili hiçbir şeye müdahale edemiyorsunuz. Mutlaka bir yetkiliyi çağırmak zorundasınız buraya. Bu da neden? Hani olur ya sizin yapmış olduğunuz yanlış bir uygulama sonucu evinizde çok ciddi bir problem çıkabilir. Suyla alakalı ya da elektrikle alakalı bir yangın çıkabilir mesela. Ve su basar. Eğer böyle olursa sigorta şirketleri sizin hiçbir zararınızı karşılamıyor. Ama bir uzmanına bu işi yaptırırsanız yine böyle bir şey başınıza gelirse bir problem olmuyor. Onu söyleyeyim. O yüzden elektrikçilik özellikle burada meslek olarak çok çok önemli bir meslek. Ondan sonra işte sağlıkçılar var işte bu hasta bakıcı dediğimiz işte berber, araba tamircisi, ne bileyim. Ya butikte çalışmak için bile artık yani süpermarketlerde bile o şeyi istiyorlar. Ha o olmadan da yani o diploma olmadan da yapabilirsiniz ama maaşınız biraz düşük olabilir. Peki nasıl eğitim? Şöyle 2 yıl teori arkadaşlar. 2 yıl teori görüyorsunuz meslek lisesinde. Sonra da 2 yıl o mesleğinizle alakalı bir firmada, bir kuruluşta çalışıyorsunuz. Ona da learning diyorlar. Yani hani çıraklık gibi, kalfalık gibi bir şey. 2 yıl çalıştıktan sonra orada, bu arada atıyorum orada normal çalışan birisi 30 bin kron mu maaş alıyor? Siz de onun yarısı kadar maaş alıyorsunuz. 15 bin kron atıyorum. Dolayısıyla oradaki şeyiniz de bittikten sonra 2 yıl, toplam 4 yılın sonunda siz diplomanızı alıyorsunuz. Ve artık o işle alakalı, o mesleğinizle alakalı Norveç'te her bir yerde çalışabilirsiniz. Peki normal düz lise, normal düz lise arkadaşlar 3 yıl burada. 3 yıl okuduktan sonra yine sizin karakter ortalamanız, o 3 yılın karakter ortalaması alınıyor ve siz o ortalama, karakter ortalamasına göre ne yapıyorsunuz? Bölümler tercih ediyorsunuz burada. Yani okuldan sonra, okul bittikten sonra ekstra bir sınava girmiyorsunuz arkadaşlar. Elinizdeki 3 yılın sonunda kazanmış olduğunuz karakter ortalamasına göre şöyle bir bakıyorsunuz işte Norveç'teki üniversitelere, işte başvurularınızı yapıyorsunuz. Artık nereden kabul alırsanız oraya gidip başlıyorsunuz. Bu güzel aslında. Bir de arkadaşlar eğitimle alakalı şunu söyleyebilirim. İlkokulda da ortaokulda da bahsetmiş olabilirim. Burada hakikaten öğrencinin eğitimine ya da öğrenmesine yönelik bir çalışma söz konusu. Eğitimin hani temel felsefesinden bahsediyorum. O da nedir? Mesela benim oğluma işte ödev vermişler. Şu an lise 1'e gidiyor. Kendisini birazdan davet edeceğim buraya. Lise 1'e gidiyor. Hani bakın bir sürü ders var. İşte matematiği, vatandaşlık bilgisi, işte fiziği, kimyası, şunu bunu. Mesela diyetle ilgili bir sunum hazırlayacak ve diyet konusunu bütün bu derslere yedirerek, bütün bu derslerle ilintilendirerek bir tane sunum hazırlaması gerekiyor. Ya baba diyor, ben diyor hani diyor bunu diyor atıyorum işte sosyal bilgilerde diyor işte ailede işte aile içi görevler falan filan bunları anlatmıştı hoca. Ben bununla bunu nasıl bağlantılandırabilirim? Artık ben de ona biraz yol gösterdim işte şöyle şöyle falan filan bilmem ne. Ya matematikle, sosyal bilgilerle, coğrafyayla her bir şeyle bunu ilintilendirip bir tane prezentasyon hazırlayıp sunması gerekiyor. Yani tabii ki çok ciddi kafa yoruyor bunun için. Yoksa şöyle değil hani test, sınavlar, test işte çoktan seçmeli sorular falan filan böyle bir şey yok burada. Hakikaten çocuk araştırıyor, kafayı zorluyor bilmem ne. Onunla bağlantı kuruyor işte. Görsellerini çok iyi hazırlıyor ve bunu öğretmenlerin, arkadaşlarının huzurunda anlatıyor bu dersi. Şimdi ben bir de onu çağırayım bakalım nasıl gidiyor lisede işler. Bir soralım bakalım kendisi. Evet, şimdi yanımda bir misafirim var. Misafirim dediğim kalıcı bir misafir kendisi, oğlum. Lise 1'e gidiyor burada, lise 1'e başladı. Bakalım bizzat kendisi canlı yaşıyor orada her şeyi. Ondan da bir duyalım bazı detayları. Nasıl gidiyor şu an okul? Yani tam da şu an biraz sınav haftasının içindeyiz. Hı-hı. Böyle bütün bir haftayı böyle değişik projelerle geçiriyoruz. Ders planımız biraz değişik şu an. Yani böyle bir tekstin üzerine yani böyle bir paragraf gibi yazıyoruz. Bu tekstin üzerine yoğunlaştık sadece. Bir grup olarak çalışıyoruz. Bu haftayı onunla geçiriyoruz. Onun dışında gayet normal. Çok sıkmıyorlar. Onun dışında öğretmenler derslerde çok yardımcı oluyorlar. Genelde zaten iki öğretmen giriyor her derse.
Hı-hı. O yüzden yardım etme hızı tabii ki iki katına çıkıyor. Birebir her şeyde yardım ediyorlar. Şey demişti hani bazı derslerde mesela çok iyi değilsen hani o dersten alıp evet. Nasıldı o sistem? Mesela bizim birkaç arkadaş var mesela matematikte pek iyi değiller. Burada matematikte de iki şey seçebiliyorsunuz. Yani aynı sınıfa gittiğimiz bir kısım P madde dediğimiz pratik madde matematiği seçtiler. Hı-hı. Biraz daha kolay matematik hani günlük matematik. Hı-hı. Ben T matematik yani teoretik matematik seçtim. Hı-hı. Bu da şey anlamına geliyor. Üniversiteye gideceğin zaman kullanacağın üniversiteye hazırlık matematiği. Hı-hı. P maddedekiler bazıları kötüler tabii. Öğretmenler mesela Norveççe dersinden onları alıp matematik öğretmenleri yani iyi olduğu bir dersten ya da beden eğitimi olur bu gibi derslerden alıp o derslerde onları kötü oldukları derslerde çalıştırıyorlar. Evet. Ve bir sonraki sınava daha iyi bir şekilde hazırlanmış oluyorlar böyle. Peki senin hedefin ne ileride? Benim küçük bir hedefim var ama ne olacak belli olmaz. Ben dişçi olmak istiyorum. Hı hı. Burada. Diş hekimi yani? Evet, diş hekimi. Okay. Peki nasıl? Oraya girmek zor mu? Tabii ki. Norveç'in en zor bölümlerinden bir tanesi. Çünkü lisede alabileceğiniz en yüksek not ortalaması 6. Dişçi olabilmeniz için 6'nın üstünde de bir puan gerekiyor. Tam emin değilim ne kadar olduğundan. Yani bütün sınavlarınızdan 6 almanız gerekiyor. Onun dışında bir de bunun üstüne bir şeyler koymanız gerekiyor. Nasıl olabilir ki o mesela? Sonuçta karakter 6 almışsın. Yani ekstra nereden puan alabilirsin ki? Mesela askere gidebilirsin. Hmm. Norveç'te askerlik zorunlu ama ben hümanistim. Diyor birçok kişi. Hı hı. Ben hümanistim, insanları incitmek istemiyorum, silah kullanmak istemiyorum diyerekten askere gitmek zorunda olmuyorlar. Hı hı. Fakat askere gidenlerin tabii ki bir ayrıcalığı olmuş oluyor böylece. Oradan bir miktar puan geliyor diyebiliyorum. Başka bir yorum sorun değil. Onun dışında fazladan bir dil bilmek puanınıza katkıda bulunuyor. Mesela İngilizce mi? Hayır, İngilizce. İngilizceyi bilmek zorundasınız Norveç'te zaten. Yani Norveççeden sonraki... Hmm. Yani bu size ekstra bir şey getirmiyor. Yok, hayır. İngilizce hatta kötü not alırsanız direkt kötü etkiliyor yani. Çünkü bilmek zorunda oluyorsunuz. Hmm. O zaman sen şanslısın çünkü ekstra Türkçe bilmiş evet, oluyorsun. Ben Türkçe bildiğimi bir sınavla kanıtlamış olacağım bu sene. Hı hı. Bir sınava gideceğim Oslo'ya. Hı hı. Orada bu sınavı alıp karakterlerimi ekstra sana bir puan getirecek. Ekstra destek vermiş olacak. Peki devletin bir katkısı desteği var mı şu an lisede öğrencilere? Lisede öğrencilere şöyle bir destekleri var. Hani maddi anlamda. Hı hı. Mesela biz bilgisayar kullanıyoruz. Şu an elimizdeki bilgisayarlar okuldan karşılanıyor. Hı hı. Fakat bir miktar ödememiz gerekiyor. Bu ödememiz gereken parayı devletin loana kalsın dediği bir nasıl desem bir fon. Fon evet. Diyeyim. Hı-hı. Burada öğrencilere verdiği paralar bulunmakta. Size, bizim banka hesabınıza parayı gönderiyor. Hı-hı. Böylece bilgisayar ücretsiz bir şekilde almış oluyorsunuz okuldan. Sanırım biraz düşük gelirli ailelerin çocuklarına da aylık destek oluyor. Evet. Evet doğru. 2000 kron civarında mı? Komüneden komüneye değiştiğini duymuştum. Hı-hı. Aylık da Oslo tarafında bazı arkadaşlar 1000 alıyor. Hı-hı. Duyduklarım. Hı-hı. Burada 2000 alanı duymuştum mesela. Hı-hı. Bu gibi değişebiliyor. Eğer geliri azsa ailenizin böyle bir güzellik yapmış oluyor. Hani öbür arkadaşlarınıza sosyal aktivitelere katılın, istediğiniz gibi parayı harcayabilirsiniz diyorlar. Anladım. Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı liseyle ilgili son olarak? Liseyle ilgili son olarak şey çok güzel. Ben mesela dişçi olmak istiyorum. Diş hekimi. Diş hekimi. Şimdi diş hekimi olanlar seride şey olamayabilirim. Çok nazik bir ifade olmayabilirim. Diş hekimi. Diş hekimi olmak istiyorum ya da bizim sınıfta bulunanlar işte üniversiteye devam etmek istiyorlar. Hı hı. Fakat üniversiteye gitmek zorunda olmadığınız meslekler de bulunmakta normal işte. Hı hı. Bu inşaatçı olur, ne olabilir? Marangoz olabilir, elektrikçi olabilir. Ya da şoför olabilir mesela. Bu gibi meslekler yapmak istiyorsanız ileride benim gittiğim bölüme gitmek zorunda olmuyorsunuz. Hmm. Onun kendi bölümü var. Benim gittiğim bölümden daha kolay. Yani doktor olmak isteyen adamla hani elektrikçi olmak isteyen adam aynı yere gitmiyor. Anladım. Ya aynı dersleri görmüyorlar, aynı zorlukta değiller. Herkes seneye karşısına ne çıkacağının farkında. Buna göre seçimlerini yapıyor. Çok güzel. Öyle tek bir sınavla olmuyor. Yani yok, gerçekten hayır. İşte mesela atıyorum senin 3 yıl boyunca okulda gösterdiğin performansı işte harmanlıyorlar ve bir not evet. Olarak senin karşına çıkartıyorlar. Yani bir evet. Sınavla karar vermiş olmuyorsun. Bir sınavla değil, hayır kesinlikle.
Bu asıl güzel olan bu herhalde, evet. Burada lisede özellikle. Yıl sonunda tabii ki büyük bir sınav oluyor. Bu yani aldığınız puanların büyük kısmını etkiliyor. Fakat onun dışında yıl içerisinde aldığınız notlar çok önemli ve öğretmenlere sınıftaki durumunuz, bunlar da ayrı bir puan veriyorlar ona da. O da tabii ki toplam puana etki ediyor. Teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız için. Görünüm. Çok güzel oldu. O zaman bir bay bay yapalım ikimiz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, bana soracak olursanız burada bunu ayrı bir tartışma konusu olarak yazıyorum bir kenara. Bunu konuşabiliriz yani. Gerçi ben bir film çekerim, siz yorumlarınızı paylaşırsınız. Burada çocukların kararları çok önemli. Çocuklar kendi kararlarını kendi veriyorlar. Bu ne kadar sağlıklı değil, işte bu tartışılabilir. Sadece bir örnek vereceğim. İşte seçmeli dersler var mesela diyelim. İşte Almanca. Daha önce bahsetmiş olabilirim, emin değilim bundan ama Almanca, işte Fransızca, İspanyolca, işte duyuyor öğrenci, diyor ki işte İspanyolca öğretmeni daha az sınav yapıyormuş diyor ve bu yüzden işte onu tercih ediyor falan. Hani tercih etme sebebi bu, anlatabiliyor muyum? Yani ya ileride bu dil benim işime ne kadar yarar, acaba şunu seçsem daha mı verimli olur? Bir örnek verdim sadece, birçok konuda böyle arkadaşlar. Yani burada öğrenci kendi kararını kendisi veriyor. Canı ne isterse. Hele hele 16 yaşında. Sonra siz artık ona yani liseden hemen önce işte 10. sınıftan itibaren başlıyor belki bu durum. Kendi karar veriyor ve siz sadece okey tamam yolun açık olsun deyip onu desteklemek zorunda kalıyorsunuz açıkçası. Özellikle yurt dışından gelen, yani buraya yurt dışından gelen, Norveç dışından gelen ailelerde böyle sıkıntılar çıkıyor. Tabii aile her şeye müdahil olmaya kalkıyor. Her şeyine karışmak istiyor. Bazen bu iletişim kazalarına neden olabiliyor, farklı noktalara giriyor ve çok ciddi problemler yaşıyorlar burada. Yani devletle çok ciddi problemler yaşıyor. Çünkü devlet sizi sürekli takip ediyor. Özellikle çocuklarınızla olan ilişkilerinizi müthiş bir sistemle takip ediyor. Bu da burada biraz böyle adaptasyonu, işte entegrasyonu zor olan bizim için, yani bizim kültür o. İşte bizim o bölgenin, Avrupa'nın dışındaki birçok bölgenin yaşamış olduğu sorunlardan bir tanesi burada. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Yani öyle bir problemimiz yok şükür ama bunu yaşayan çok fazla insan var maalesef. Evet, bundan sonraki eğitim videomuzda bir aksilik çıkmazsa işte üniversiteye geçiş yapacağız. Üniversitede eğitim nasıl gidiliyor? Bunlara değinmeye çalışacağız. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Burası çok soğudu arkadaşlar. Ya çok sıcak da güzel değil, çok soğuk da güzel değil ama ne yapalım? İşte bir yerlerde yaşayacağız bu hayatı. Bize de burada yaşamak düştü. Şu an yani pırıl pırıl güneş var ama inanın böyle kesiyor dışarı çıktığımız zaman. Ekim'in ortasındayız şu an. Aslında bayağı da geldik yani ama Türkiye'de soruyorum ediyorum 30 santigrat derecede falan havalar, hava sıcaklıkları. Neyse, başka güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.